Amerika'da Halkbank davasında Reza Zarrab'ın ardından tutuklanan ve 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönüp Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, Amerika Atilla'ya Karşı adlı kitap yazdı. İçinde cezaevi günlerinden fotoğraflarının da yer aldığı 384 sayfalık kitapta Hakan Atilla'nın özellikle Reza Zarrab'la ilgili sözleri dikkat çekti. Hakan Atilla kitapta Amerika'da İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan bir diğer isim olan Reza Zarrab'la ilgili olarak "Zarrab nasıl geçer not aldı bilmiyorum. Başka bir gerekçe varsa da benim bilgim yok." ifadelerini kullandı. Özlem Gürses, "Zarrab aslında 2009 yılından itibaren Halkbank'ın müşterisiymiş ama İran'la altın ticareti konusunda 2011 yılında bir talepte bulunmuş, Atilla'dan veto yemiş. Neden sonra banka yönetimi onay vermiş ve süreç böyle başlamış" sözleriyle süreci aktarıyor. Gürses kitaptan şu bölümleri aktarıyor. Atilla'nın 28 aylık karanlık bir tünel olarak tamamladığı dönem, Londra üzerinden Amerika'ya bono satışı için gittiği seyahatle başlıyor. Amerika'ya girdiğinde tutuklanmayan Atilla, ülkeye döneceği gün JFK Havalimanı'nda iki FBI ajanı tarafından sorguya alınıyor ve tutuklanarak Manhattan'daki meşhur MCC hapishanesine götürülüyor. Havalimanındaki işlem sırasında bu iki ajan, "elimizde Türkiye'den servis edilmiş telefon kayıtları var" diyerek, Hakan Atilla'nın Reza Zarrab'la ilişkisi nedeniyle banka sahtekarlığı ve uluslararası yaptırımların ihlali gerekçesiyle yargıç önüne çıkacağını söylüyor. Atilla o anda da bugün de hala bu işlemlerin hiçbiriyle ilgisi olmadığını söylüyor. "Reza Zarrab'la iş konuştuğum için adamın daha sonra hiçbir ilgim ve bilgim olmayan eylemlerine beni ortak etmeye çalıştılar" diye yazıyor. Zarrab aslında 2009 yılından itibaren Halkbank'ın müşterisiymiş ama İran'la altın ticareti konusunda 2011 yılında bir talepte bulunmuş. Atilla'dan veto yemiş. Neden sonra banka yönetimi onay vermiş ve süreç böyle başlamış. Kitaptaki şu cümle önemli. "Zarrab nasıl geçer not aldı bilmiyorum. Başka bir gerekçe varsa da benim bilgim yok." Hakan Atilla, davanın Amerika ayağındaki kilit isim, Amerikan Hazine Bakanlığı, Terör ve Mali İstihbarattan sorumlu müsteşarı David Cohen'in enteresan ilişkilerine dikkat çekiyor. Bu arada David Cohen, CIA 2. Başkanlığına kadar terfi etti. Cohen'in 17-25 Aralık olayları yaşandığında İstanbul'da olduğunu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan'la planlanmış bir görüşmesi bulunduğunu yazıyor. Ama Cohen bu görüşmeyi iptal edip aynı gün Türkiye'den ayrılmış. Oysa Cohen, daha önce dönemin bakanı Ali Babacan'ın da talebiyle Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan'la Amerika'da görüşmüş ve altın meselesi konusunda bilgi almış. Süleyman Arslan'a, Amerika'daki İran ambargosu yaptırımlarının altını içermediğini söylemiş ama yakın bir tarihte dahil edileceğini hatırlatmış. Atilla, 2008 yılından itibaren Zarrab'ın kapalı çarşı ve bazı özel bankalar üzerinden bu işlemleri yaptığını hatırlatıyor ve diyor ki, "Bu işleri yapanlar hakkında bir işlem yapılsa ve tüm bankalar uyarılmış olsa hiçbiri kapıdan bile giremeyecekken tam tersi ilgili kurumlar inceleme ve bilgiler gizlenmiş bankalardan. Eğer ilgili kurumlar görevini yapmış olsaydı bugün Reza Zarrab'ın ülkenin itibarını zedelemeye çalışması mümkün olmazdı" ifadelerini kullanıyor.